Hak dostlar başladık söze. Selam olsun cümlenize, seyran olduk seyrinize, muhabbete hoş geldiniz. Bugün anlatacağım hikayenin konusu ne biliyor musun Rüknettin Bey? Mahmure Hanım. Mahmure Hanım bir isim ama aynı zamanda mahallemizin konusu. Mahmure Hanım mahallemizin iletişim aracı. Mahmure Hanım telekulak çetesi. Bir kişilik. Ya. Çünkü Mahmure Hanım'ın her evde kulağı var, her evde gözü var. Her dükkanda, her köşede Mahmur Hanım'a haber ileten biri var sanki. Mesela kim karısına nasıl davranıyor? Kim kocasından ne istemiş de alamamış? Mesela kim evine yeni bir koltuk almış? Kim televizyonunu değiştirmek istiyor? Mahmura Hanım bunları bilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan Mahmura Hanım'ın bildiği sırlar. Efendim kim kocasından boşanmak üzere? Kim kaynanasını başından atmak için bahaneler arıyor? Bunları da bilir Mahmura Hanım. Ah Mahmura Hanım ah! Bu bilgilerin senin hiçbir işine yaramayacak. Sen... Bunu bilsen yeter. Mahmur Hanım bunu bilmez işte. Bizim mahalleye yeni bir gelin taşındı. Daha doğrusu taze gelin dediklerinden. Yani bir iki yıllık evli. Biraz geçimsiz taze. Sinirli daha doğrusu. Mesela kaynanasından bir söz duydu. Ben bu kadını bu gece öldürürüm diyor. Veya veya kocası kızdı bırakıp gideceğim. Ben artık dayanamam diyor. Diyor ama bu söz dilinin ucunda. <laughs> Öyle ne gideceği var ne kadını öldüreceği var. Yani o tazenin şimdiye kadar bir hayvana bile zarar verdiği görülmemiş. Ama sinir işte. Mesela komşularından biri nasılsın iyi misin dese durup dururken bu kadın bana niye nasılsın iyi misin diyor. Yoksa sabahleyin kocamla yaptığım kavgadan mı haberi var? veya veya biri uzun süre baksa böyle ne bakıp duruyor bu ha, elbisemi beğenmedi herhalde sana mı kalmış seni ne ilgilendiriyor kardeşim böyle giyerim ya da şöyle giyerim bakma rahatsız oluyorum diyecek sanki demiyor ama işte bu tazenin bir huyu var ee, sürekli rahatsız oluyor sürekli kendisine bir şey yapıldığı zaman bir şey söylendiği zaman abartılı biçimde intikam alma gayretine düşüyor. Ama her seferinde de bu olup bitenleri götürüp Mahmure Hanım'ın avcuna yazıyor. Mahmure Hanım'a kaynanasını şikayet ettiyse Mahmure Hanım yemiyor, içmiyor, gidiyor kaynanaya. Bak diyor senin taze var ya senin taze. Senin hakkında böyle düşünüyor. Vallahi ben dedi dedikoduyu sevmem. Allah ateşlerde de yakar. Da söylemeden de edemedim. Görevimiz ne yapalım? Kadın kocasına da gidiyor tazenin. Ha, senin kadın neler düşünüyor biliyor musun? Aman dikkatli ol ha, aman sahip ol karına. Çeker giderim diyor. Veya kadıncağız tuttu bir komşu hakkında iki çift laf etti. Yanına iki çift de bizim <laughs> Mahmure Hanım ekliyor ve <laughs> ve doğruca kadın avcuna yazıyor. Tabi Tabii ki Mahmure Hanım'ın bu başarılarından dolayı mahallede ufak tefek tatsızlıklar oluyor. Bu tazenin başına ne mi geliyor? Anladınız hikayeyi. Daha doğrusu hikayenin sonunda bir gariplik olduğunu anladınız. Evet. Koca karısının hakkında bazı şeyler duymuştur. Kendi hakkında aleyhinde konuştuğunu duymuştur. Eve gelip karısını bir güzel dövecektir. Eve geldiğinde bu hazırlıktadır. Yani psikolojik olarak kendisini karısını dövmeye hazırlamaktadır. Bunun bahanelerini aramaktadır. Fakat karısı daha önce annesiyle kavga yapmıştır. Yani kadın kayınvalidesiyle kavga yapmıştır. Kadın da doludur. Kayınvalide de doludur. ...adam bir yerden sözü açar... ...ne oluyor... ...bu evde kimin sözü geçecek anlamadım... ...kayınvalide benim sözüm geçmiyor... ...kimin geçerse geçsin... ...gelin... ...bu evden... ...Allah benim canımı alsın... ...biliyorum... ...senin canını önce ben alacağım... ...gibi tatsız tutsuz şakalar... ...tatsız tutsuz... ...biliyorum... ...tatsız tutsuz... ...sözlerdir bunlar... Ama maalesef gerçekleşmektedir. <laughs> evet. Biraz sonra adam sinirden ne yapacağını şaşırır, mutfağa gider, bıçağı alır. Hem taze'ye hem de annesine birer defa vurur. Mahmura Hanım, sana nasıl bir madalya vermek lazım? Hı.